Evet sevgili bahisseverler, hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 39. hafta Spor Toto Bülteni ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii Türkiye liglerini bitirdik artık. İtalya'nın son haftası ve İsveç, Norveç gibi liglerden oluşan bir Spor Toto Bülteni var. Bazı bilmeyen dostlarımız var. Spor Toto devam ediyor. 52. haftaya kadar, biliyorsunuz yılda 52 hafta var. Bu 52. haftanın tamamına kadar devam eden liglerden Spor Toto devam ediyor ve her hafta maç oluyor. Öncelikle bunu hatırlatalım. Bu hafta bir kişi bilmiş, 15'i sadece. Bu arada göndermiş olduğunuz like'lardan dolayı teşekkür ediyoruz. Hatırlatmayınca herhalde unutuyorsunuz. Sonradan yine azaldı. Bir ara bayağı güzel göndermiştiniz. Yine like'larınızı gönderirseniz ve yorumlarınızı da yazarsanız aşağıya seviniriz. Yine sevgili Caner Aydaş, yani Caydaş 1978 bizlere eşlik edecek. Kanalını şuradan bulabilirsiniz. Kendisi de oldukça başarılı iddia tahminlerinde ve daha önce Toto'ya da konuk aldığımızda ne kadar isabetli tahminler yaptığını görmüştünüz ve aynı zamanda İddiabilir uygulamamızda da kuponlar veriyor ve NBA kuponlarıyla da yakında yine İddiabilir uygulamamızda sizlerle olacak. İddiabilir uygulamamızın da tanıtım videosunu yine buradan izleyip kafanıza yatarsa indirebilirsiniz diyelim. Taraftarsözlük.org yine aşağıda yazar ekranda, oraya da mail adresinizle birlikte üye olup kaydolup yine yazmalara başlayabilirsiniz. Yeni platformumuz, biliyorsunuz geçen hafta sizlere bahsetmiştik, gerçek taraftarların buluşma noktası diye. Bu hatırlatmamızı yaptık. Geçen hafta bir adet bilen olmuş, yaklaşık 830 bin lira kazanmış. Aramızda yine 14 bilen 31 kişi var, 15 bin civarı para kazanmış. Yine aramızda 1-2 kişi var sanırım, yazmışlar. 13 bilen 415 kişi 1100 küsür lira, 12 bilen 3700'e yakın kişi de 160 civarı para almışlar. Tebrik ediyoruz kendilerini. 15 bilen bizden değil herhalde, ya da yazmadı, bilmiyoruz, haberimiz yok, ama 14 bilen 2-3 kişi yazmış. Tebrik ediyoruz kendilerini. Biz tabi Türkiye'de, ya yanlış seçim demeyelim de, biz tabi ona göre ihtiyacı olan tarafa gittik. Mesela Rize'nin ihtiyacı var diye işte olmadı. İşte Kayseri'nin ihtiyacı var diye 1-0'a gittik, olmadı son dakikada. Bir de Kayseri maçı çok ilginç bir maçtı. İzleyenleriniz bilir, içeriden çıkan golün verilmemesi, penaltı verilmemesi vesaire derken işte Ankara Gücü Denizli'ye yendi. Türkiye'de bayağı bir şey olduk. Biz 9'da falan kaldık sanırım. Ama Caner'in ki herhalde kaçtı, 10-12'de mi falan kaldı. Caner'e de şimdi bir merhaba diyeceğiz onunla beraber. Bu hafta çok güzel maçlar yok. Bütçenizi yüksek tutmanızı önermiyorum. Ben tabii yine orta bütçeli, az bütçesi olanlara yine tek tercih düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Yüksek bütçeli olanlara ekstra tercihlerimizi de söyleyeceğiz diyelim ve Caner'e bir merhaba diyelim. Onunla birlikte yine fikirlerimizi kısa kısa söyleyeceğiz bakalım. Ona göre sizler de kafanıza yatanları deneyebilirsiniz. Evet sevgili Caydaş 1978, yani Caner Aydaş hattımızda. Aynı zamanda Radyo Spor Fenomeni, biliyorsunuz. Radyo Spor'da da programı var. Tuttur Fenomeni kendisi ve Cuma Cumartesi pazarları 7-12 arasında Radyo Spor'da sizlerle oluyor ve canlı maçlarda kazandırmaya devam ediyor her zamanki gibi. Hoş geldin kardeşim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Dinleyicilere selamlar. Teşekkür ederiz. Geçen hafta takipçilerimize bayağı bir yardımın oldu sanırım. 12'de kaldın sen de. Sadece 3 maçta başarısız oldun. Bizlerin fikirlerine dayanıp 14 bilen 2-3 dostumuz çıkmış. Tebrik ediyoruz seni de bu başarından dolayı. Teşekkür ederim. Yani çok başarı sayılmaz ama nihayetinde yani öyle yaptım. Bir programda en azından 12 bilmekte bir başarıydı diyebiliriz. Evet, önümüzdeki sene daha çok ağırlık vereceğim ama bu sene biraz daha sonradan kesmiştim. Sizler tabii çekiyorsunuz. Daha evet, dostlarımız seni de kanalından takip edecekler zaten, önerdim ben. Seni de kendi kanalındaki videolarını da takip ederler inşallah. Hemen hızlıca maçlara geçelim. Ben uyarılarımı yaptım. Dediğim gibi İtalya'nın işte son haftasına denk geliyor. Bu arada arkadaşlar, arada çarşamba günü, perşembe günü maçları olan maçlar oluyor ama biz programımıza göre, yoğunluğumuza göre bunu hani çarşamba günü akşama doğru çekiyoruz ama akşam oynanan maçlar oluyor ve Toto'da hafta sonu maçlar oluyor. Bu şimdi, bu birkaç hafta içinde denk geldi, yani her zaman böyle olmuyor. O yüzden onlara söyleyelim, siz ilk maçın başlamasından bir saat öncesine kadar, mesela 1 Ağustos'ta ilk maç saat 16'da Duyurgar'dan hakem maçıyla başlıyor. Buradan bir saat öncesine kadar son kontrollerinizi, sakat cezalı bilgilerine bakın ve bir önceki maça da bakın. Ona göre fikirlerinizi değiştirebilirsiniz. Benim fikirlerimde bir değişiklik olursa videonun altına, sabitlediğim yorumun altına da değişiklik yapmak istersem yine maç saatine 2-3 saat kala yazarım oraya, ama herhangi bir değişiklik düşünmüyorum. Fikirlerim sabittir. Yine aynı şekilde Caner'in de öyle, Caydaş'ın da öyle. İlk maçımız Milan-Cagliari mücadelesi. Toto'daki sıraya göre gidiyoruz bu arada. Milan-Cagliari mücadelesi 2 Ağustos'ta oynanacak. Ne diyorsun bu maçla ilgili? Ben Milan'ı düşünüyorum. Yani Milan iyi bir takım, iyi bir ivme yakaladı pandemiden sonra. Açıkçası iyi oynuyorlar. İyi oyunlarını galibiyette sürdürecek. Cagliari'nin de bir iddiası yok zaten, değil mi? Evet.
O yüzden direkt 1 olarak yükledim. Evet, ben de burada bütçe harcanmasını pek şey yapmıyorum, önermiyorum. O yüzden ben de direkt 1 olarak geçtim. Bir sürpriz beklemiyorum. Atalanta-Inter mücadelesi için ne diyeceksin? Zor bir mücadele. Atalanta bir sene deplasmanda yenilmediği ki hani Şampiyonlar Ligi'nde de devam edecekler mağlupça. Ben lige veda etmek isteyeceklerini düşünüyorum ama tabii zor bir maç. Burada 1-0. Açıkçası Inter'e çok şans vermiyorum. 1-0 çifte şans olarak değerlendirebilirim. 1-0 oynanabilir. Evet, ben de burada tek tercih olarak geçtim. İki takımın da yenişemeyeceğini düşünerekten ve kuponumda dediğim gibi ben her zaman ortalama yapıyorum. Biliyorsunuz binlerce oynayanınız da var. 4-8-16'larlık oynayan da var. Ben 256'lık ortalama bir şey söylüyorum. Tek tercihçilere ki ben tek tercih aldım. Direkt berabere bitmesini düşündüğüm için 0 öneriyorum ama Caner 1-0 şeklinde öneriyor. Kafanıza yatarsa bunları bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. Bologna-Torino. Özellikle Torino için hani bir anlam ifade etmeyen bir maç ama Bologna biraz daha üst sıralarda, bunu öyle görüyorum. Geçen hafta da Lecce'yi yendiler kendi sahalarında. Hani her maça İhale Ölçü'nün aynı ciddiyetle yaklaşmaya çalışıyorlar. Ben açıkçası yenilmeyeceklerini düşünüyorum. Yani burada öncelikli olarak tercihim beraberlik, sonra da bütçesi olanlar için biri öneriyorum. Yani Torino'nun Bologna deplasmanında çok şanslı olacağını düşünmüyorum. Biraz ters bir takım Bologna. Evet. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor ama yine de dediğim gibi 1 ve 0. Ben de sana ben de sana katılıyorum. Ben de direkt 0 aldım yine Atalanta Inter maçı gibi. Yenişemeyeceklerini düşünüyorum ama bir tarafa dönerse Caner'in dediği gibi 1 ve 0 tarafına gidebilirsiniz. Ben direkt 0 aldım kuponumu. Aynı fikirdeyim seninle. 4. maç Brescia-Sampdoria mücadelesi. Brescia ligden düşen takımlardan biri. Bu maç ne olur? Yine zor bir maç. Ya şöyle, aslında zor bir maç değil. Şöyle, Sampdoria'yı iyi oynayan bir takım. Bunu bir kere söylemek lazım. Yani şu anda ligin pandemiden sonra en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Enteresandır ki düşme potasından da kurtuldular. Ben direkt buradan iki tercihini direkt yine tek geçeceğimi düşünüyorum. Geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sampdoria'nın kazanacağını. Ben de burada evet, ben de burada sana katılıyorum fakat Toto açısından düşündüğümüzde ve hani sürprizleri kovalamamız gerektiği için bir maç olarak o maçı tehlikeli maç olarak bunu gördüm. Hani ligden düşen takımlar rahat olarak hani Denizli'yi nasıl yenmişti Ankara Gücü, oradaki örneğe de biraz hani sizlere örnek vererek öyle söyleyeyim. 2'yi aldım ama yanında mutlaka çift tercih yapılmalı, onu da 1 olarak aldım. Hani bir Brescia galibiyetiyle Toto açısından baktığımızda, ama Brescia yener diye değil, ya yenerse de sürpriz çıkarsa diye en azından %75'i burada elemiş oluruz diye düşünerek 1 ve 2 oynadım ben açıkçası. Kafanıza yatıyorsa ikisini birden bütçenize göre tabii değerlendirebilirsiniz diyelim. 5. maçımız Genoa-Verona. Verona da çok iyi. Evet, Genoa için tabii bu hafta içinde oynanacak maç biraz ölçü olacak. Evet, Sassuolo maçının sonucu da mutlaka önemli değil mi? Aynen. Eğer oradan kaybederlerse bu maçı direkt 1 geçebilirler. Evet. Olası beraberlikte ve Lecce'nin galibiyetinde yine bu maça 1-0 çifte şans. Çünkü o zaman da kaybetmediği sürece dikte kalıyor. Yani 1-0 ben Genoa tarafındayım. Aynı şekilde ben de katılıyorum. Sassuolo maçından alınacak sonuca göre 1 ve 0'ın dışına çıkacağını sanmıyorum. Genoa orada galip gelemeyeceğini düşünüyorum. Hani berabere bile kalsa ya da yenilse bile bu maç çok önemli olacaktır. O yüzden 1 ve 0 en az 2 tercih yapılmalı diye düşünüyorum. Caner'e katılıyorum ben de. Juventus-Roma mücadelesi 6. maçımız. Juventus artık şampiyon da oldu. Tabii şampiyon oldu. Artık rahatlar ama Roma'nın tabii bir iddiası var. Onlar da hafta sonu kazandılar. 4 puanlık bir fark var. Tabii yine hafta içinde oynayacakları maç önemli. Hani onu bir gözden kaçırmamak lazım. Tabii Roma Torino ile oynayacak. Juventus da Cagliari ile oynayacak hafta arasında. Evet, eğer o maçı kazanırlarsa bu maç formaliteden ibaret olacak onlar için. O yüzden o maçın sonucuna göre tercih yapılabilir ama benim tercihim bir öncelikli. Sonra da eğer olursa beraberlik tarafında olurum. Tabii Juventus'un da Ronaldo'yu gol kralı yapma amacından dolayı sanki biraz yedeklerle çıksa bile, rotasyon yapsa bile bu karşılaşmaları, Ronaldo kendi isteğiyle oynayabilir ve gol krallığı için yarışabilir diye de bir şey olabilir değil mi? Evet, ben de aynı fikirdeyim. Zaten burada Ronaldo'nun bir iddiası var. Ronaldo gol krallığı için oynayacaktır, ben öyle tahmin ediyorum. O yüzden Juventus zaten son maçlara baktığı zaman da kendi sahasında neredeyse 10 maçın yani son 10 maça baktığı zaman berabere bile kalmamış Roma'yla. Ben yine ne olursa olsun durum Juventus'un kazanacağını istiyorum. Evet, ben de aynı şekilde aslında katılıyorum ama yine Toto açısından baktığımızda bir sürpriz de burada aranabilir diye ben pek sıfıra gitmedim bugün. Bazı sürpriz aradığım maçlarda direkt 2'ye gittim. Yani 1 ve 2 tabii Juventus normal sonuç, onu bir alalım ama bütçesi olanlar da 2'yi de mutlaka bir alsınlar. Belki bir sürpriz çıkar diye burada da 1-2 olarak önerdim. 7. maçımız Lecce-Parma mücadelesi. Evet,
işte az önce konuştuğum maç bu. Eğer Lecce yani yarın kazanırsa... Udinese ile oynuyor bugün akşam, çarşamba akşamı. Çarşamba akşamı oynuyor değil mi? Evet. Hı hı. Haliyle eğer puan alırsa Lecce oradan, özellikle 3 puan alırsa bu maç ölümüne bir maç olur, ama yok. Puan alamazsa zaten ligden düşüyor. O yüzden formalite olur iyice. Evet, formalite olabilir ama ne olursa olsun durup yine çarşamba maçına baktığında Parma çok daha kalitelidir. Bunu söylemek lazım. Çok daha iyi oyuncuları var. Tabii. Ben bu maçın sonucuna göre öncelikli olarak 2 diyorum. Sonra da bu maçın sonucu ne olursa olsun yine de 0-2 alıyorum. Yani Lecce hiçbir şey almaz. Evet, Lecce Udinese karşısında galip gelse bile hani puanını 35'e çıkarabilir, ama Genoa'nın galip gelmesi ya da bir puan alması halinde hala son maçta da puan alması gerektiğini düşünüyorum ben. Yense bile yani bir önceki maçını, çarşamba günkü maçını, ve bundan dolayı ben de hani Parma'yı aldım, ama yine 1-2 denediğim maçlardan biri. Benim sürpriz arayışlarım hep 1-2 ile oldu bugün. Lecce Parma maçına da en az 2 tercih yapılmalı ve 1-2 olarak alınmalı. Tek tercih yapacaklar. Normal sonuç Parma olarak gidebilirler ya da sürpriz arayıp direkt Lecce'yi alabilirler. Bu da benim önerim olacak. Olabilir. Ben de şöyle söyleyebilirim. Eğer Lecce Udinese'yi deplasmanda yener veya berabere kalır, Genoa puan kaybederse bu maçı kapatabilirler. Aynen öyle. Evet, o maça da dikkat etmek lazım. Doğru söyledin Caner. Buna da dikkat etmek lazım. Doğru. 8. maçımız Napoli-Lazio mücadelesi. Yani Napoli için biraz prestij bir mücadelesi. Aslında çok da ciddi bir iddiaları yok. Zaten Avrupa'ya katılıyorlar. Evet, kupayı aldıklarından dolayı katılıyorlar ve 8 Ağustos'ta da Barcelona ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaklar, biliyorsun. Son hazırlık maçı, öyle diyelim. Son ikinci prova olacak. Güçlerini deneyecekler. Ben yenilmeyeceklerini düşünüyorum. 1-0. Önceki tercihim 0. Sonra da 1 olacaktır. 1-0 tamam. Açıklayacak. Ben de en az 2 tercih yapılmalı diye düşünüyorum. Katılıyorum sana. Napoli kazanabilir ama Lazio sürprizi de beklemiyor değilim. Yine sürpriz aradığım ve 1-2 olarak geçtiğim 4. maçım sanırım bu. Bunu da 1-2 olarak öneriyorum ben. 9. maç Spal Fiorentina mücadelesi. Yine Spal zaten düştü. Evet. Fiorentina'nın kaliteli bir kadrosu var. Geçen hafta yine deplasmanda Roma karşısında da zaman zaman fena oynamadılar. Evet. Ben kazanıp lige veda edeceklerini düşünüyorum. Direkt 1 olarak geçiyorum. 2 olarak geçiyorsun. Evet, ben de normal sonucun bu şekilde olacağını düşünüyorum, ama Spal'de diyorum hep düşmüş takımlardan korkarım ben. Son maçlarında bir performans gösterirler, işte rahat bir maç olur, gollü bir maç olur. Bunu da çok bütçeye harcamamak adına açıkçası 0'a gittim ben. Tabii ki Fiorentina normal sonuç olacaktır. Ben de sizlere ve Caner'e katılıyorum. Siz de öyle düşünüyorsunuzdur, ama sürpriz de çıkabilir diye 0 olarak aldım açıkçası. Ben bütçemi harcamamak için, yine siz de bütçeniz varsa 0-2 şeklinde değerlendirebilirsiniz. 10. maç Sassuolo-Udinese mücadelesi. Sassuolo'da tabii Boga çarşamba oynamıyor. Oynamıyor Genoa karşısında, ama Udinese'ye yetişebilir belki. Muhtemelen yetişebilir. Her iki takım da rahat zaten ligde. Evet, iki takım da rahat ama Sassuolo... O yüzden çok tehlikeli zaten bu hafta Toto, yani değil mi? Aslında çok da bütçe harcamamak lazım. Evet, katılıyorum. Biraz temkinli olmakta fayda var. İki takım da kazanabilir. Ben tabii Sassuolo'nun daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Kendi sahasında da pandemiden sonra yine en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Oyun ve spor anlamında da yani. Alma anlamında da. Yine yenilmeyeceğini düşünüyorum. Önceki tercihim 1, sonra da 0 olacak. Üçüncü olanlara 0'ı da öneriyorum. Evet, ben de çok uzatmayacağım. Baştan sona katılıyorum. Sassuolo'yu beğendiğim bir takım. Boga olmasa bile çok iyi hücum organizasyonları ile yine tehlikeli bir takım olduğu için Udinese karşısında yenilmeyeceklerini düşünüyorum. Ben de öncelikle 1, ama iki tercih yapacaklara ikinci tercih olarak 0'ı öneriyorum ben de. Gelelim işte diğer maçlara. 11. maçımız Duyur Gardens hakem mücadelesi. Yani geçen senenin şampiyonu Duyur Gardın. Evet. Haliyle iyi bir takım aslında, ama bu sene çok iyi başlamadılar. Hakem de fena başlamadı. Onlar da az gol yiyorlar. Açıkçası burada bir beraberlik bekliyorum. Son haftalarda Duyur Gardın da maç kazanmaya başladı. Hakem de hem galibiyetler hem beraberlikler aldı. Evet. Dediğim gibi çok zor bir maç. Üçe salonlar kapatabilir. Yani hakem de galip gelirse şaşırmam. Ama ben beraberlik ve Duyur Gardın tarafındayım açıkçası. Bu maçta bir reaksiyon bekliyorum yani. Valla ben de şöyle söyleyeyim, katılıyorum sana. Duyur Gardın iyi bir takım, ama bu sene şu anki bu durumlarına baktığımızda hemen hemen yakınlar yani. Haken 4. sırada, hatta hani takım değerlerine de baktığımızda çok yakınlar birbirlerine ve hani son oynadıkları maçlarda çok fazla beraberlik yaşanmadığını da görüyorum. Duyur Gardın evinde 4 maçtır kaybetmediğini söyleyelim. Haken de deplasmanda mesela 5 maçtır kazanamıyor, ama 4 maçtır da kaybetmiyor. Burada evet beraberliğe yakın bir mücadele gibi görünüyor, ama ben kim alırsa şaşırmayacağım için maçın da berabere biteceğini düşünmüyorum.
düşünmedim. Yani normal düşünmemek için, Toto açısından düşünmek için, yoksa direkt beraberlik benim de ilk gözüme çarpar ama hani 0-2 ya da 1-0'a gitmedim de ben 1-2'ye gittim. En az iki tercih yapılacak karşılaşmalardan biri. Siz de hangi türlü kafanıza yatıyorsa o tercihleri değerlendirebilirsiniz. Bütçeniz yoksa tek tercih ya sürprize ya beraberliğe gidip, ya da bütçeniz varsa da en az iki tercih yapmalısınız diyelim. 12. maç Helsingborg-Hammarby mücadelesi. Yine oldukça zor bir mücadele. Evet, zor bir maç. Helsingborg özellikle son 4 haftada berabere kaldı. Biraz oyunlarını yukarı çektiler ama hala evet. Tabii ligde kötü durumdalar, onu söyleyelim. Hammarby de geçen senenin 3.'ünden sonra ilk son haftalarda şampiyonluk kaybettiler. Aslında şampiyon da olabilirlerdi. Biraz toparlanmaya başladılar, öyle diyelim. Son 5 haftada 1 mağlubiyetleri var. Ben yenilmeyeceğini düşünüyorum. Önceki tercihim 0, sonraki açık tercihim de 2 olacak. Helsingborg'un kazanamayacağını düşünüyorum. Çünkü gol yollarında çok etkili. Evet, ben de burada... kötü. Evet. Sıfır gidiyorsun. Ben de burada sana katılıyorum. Aynı fikirdeyim söylediklerine karşı ve ben de bütçeyi çok aşmamak adına, kuponu şişirmemek adına direkt sıfır aldım. İlk tercihim sıfır. Bütçesi olanlar sıfır ve iki alabilirler yine Caner'in dediği gibi. Katılıyorum kendisine. 13. mücadelemiz Augsburg Stabæk mücadelesi. Burada da özellikle Stabæk hani fena başlamadı lige. Gol atıp gol yiyen bir takım ama fena başlamadılar. Ev sahibi takım da özellikle defansif anlamda sıkıntı yaşayan bir takım. Gol atmada problemleri var. Stabæk'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Önceki tercihim 2, sonraki açık tercihim de 0 olacak. Yani 0 ve 2 hani bence bu maçta çok ideal. Ev sahibini kazanamayacağını düşünüyorum. Evet, ben de Stabæk'e yakın görüyorum senin dediğin gibi ama sürpriz çıkabilecek maçlardan biri olarak düşündüğüm için 1 ve 2 aldım. 0 almadım. Ben birbirlerine oynadıkları maçlara da ve son oynadıkları maçların şöyle analizine baktığımız zaman sanki bir galip çıkar gibi geliyor bana da. Ben de yine sürpriz aradığım 1 ve 2 oynadığım 5. maç sanırım. Bu da o maçlardan biri. 14. maç Viking Kristiansund mücadelesi. Bunların da bu arada çarşamba akşamı maçları var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Valla Viking şöyle söyleyelim, hani fena oynamayan bir takım. Özellikle kendi hani, evinde değil mi? Evet, kendi evinde fena oynamayan bir takım. Hani ben beğeniyorum açıkçası oyunlarını. Yenilmeyeceğini düşünüyorum Viking'in. Öncelikli olarak 1, sonra da 0 tercihim. Kasma takımı da çok beğenmiyorum. 1 ve 0 burada açık tercihim olacak. Evet, ben de Kristiansund maçlarına iddia tahminleri videolarımızda da ara sıra değiniyorum. Hani hücum hattıyla ilgili olsun, ne kadar etkili olduklarıyla ilgili olsun, hem de öne geçseler bile koruyamadıklarını ve gol yediklerini her zaman anlatıyoruz. Ama Toto açısından karşıma çıktığı zaman da ne yapacağımı şaşırdım açıkçası. Evet, Viking'e yakın gibi görünüyor ama ben yine bir tarafın galip geleceğini düşündüğüm için, çok sıfıra gitmediğim için yine 1 ve 2 olarak öneriyorum. İlk tercih 1 olabilir ama sürprizde de 2 yüksek bütçeliler için denenebilir diye düşünüyorum. Benim toplamda zaten 7 tane beraberliğim var. Onun dışında 4-5 tane de 1-2'm var. Bu da o maçlardan biri. 15. maçımız son mücadele. Ots BK Rosenborg mücadelesi. Burada tabii Rosenborg çok kötü bir takım. Kazanırsa çok şaşırmaz. Şampiyonluğa oynaması gereken takımlardan bir tanesi. Öyle düşünüyorum. Olsa fena değil. Son haftalarda, son haftanın bir öncekinde bir mağlubiyet aldı ama oyunları da aslında güvensiz değil. Güven veren bir oyunları var. Evet, Rosenborg o yüzden deplasmanından çıkamadı mesela son maçında. 1-0 yenildi. Evet, aslında iyi oynadılar ama bir şekilde kilidi açamadılar. Öyle evet, kilidi açamayınca. Biraz daha yani ofansif gücü biraz daha yüksek bir takım. Yani bu kadar kapanacaklarını düşünmüyorum. Evet. Ben Rosenborg'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Rosenborg tarafındayım. 0-2 tarafındasın yani. Evet, 0-2 tarafı. Tamam, ben de bunu direkt 0 olarak aldım. Maçın 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. İki tarafın da üstünlük kuracağını düşünmediğim için direkt 0 olarak aldım. Benim şöyle aldım, böyle aldık dediklerimin toplamı 256 herhalde. Caner'e söyledikleri de biraz daha az. 128 ya da 64, tam not almadım çünkü. Dediğimiz gibi kafanıza yatanları değerlendirebilirsiniz. Son maç saatinden bir saat öncesiniz. Teşekkür ediyorum kardeşime eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim yine... Dinleyicilerine de selamlar, sevgiler. Tamam. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Öncelikle Caner'in pek müsait olmayan bir durumda yakaladık. Sesle ilgili bazı sorunlar yaşandı ama umarım hepsi anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bazı yerlerde sorun olabilir. Oralarda da ben tekrar ettim zaten. Kendi fikirlerinizle de birleştirip 3-5 maçı değiştirip inşallah yine dediğim gibi çok ilginç bir şey var. Yani çok karışık maçlar ve zor maçlar. O yüzden çok bütçe ayırmayın isterseniz. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Yorumlara size düşüncelerinizi yazarsanız ve like'larınızı gönderirseniz teşekkür ederiz efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.